Kanal Ufa ekranlarından hepinize mutlu akşamlar sayın seyirciler. Ana haber bülteni ile huzurlarınızdayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan 6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nde yaptığı konuşmasında ABD Başkanı seçilen Trump'a seslendi. Erdoğan, Gazze ve Lübnan'ı hatırlattık. Değerli dostum Trump'tan ikinci başkanlık döneminde eski yönetimin hatalı politikalarını terk etmesini bekliyoruz dedi. Zirvelerimizin amacı onurlarıyla ve güven içinde yaşamak. Cumhurbaşkanı Erdoğan 6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nde gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadınları dışlayan, kadınlara adaletsizlik yapan teknolojinin insanlığa hayrının dokunması mümkün değildir açıklamasında bulundu. Bilhassa kadınları dışlayan, kadınlara adaletsizlik yapan bir teknolojinin insanlığa hayrının dokunması mümkün değildir. Kadın emeğinin ucuz iş gücü olarak görüldüğü, kadının metalaştırıldığı, kadının sadece adının olduğu, siyasete, iş dünyasına, eğitime, devlet idaresine kadın elinin değmediği, velhasıl kadının üretimden, toplumdan, siyasetten, akademiden dışlandığı bir sistem sadece eksik değildir. Böyle bir düzen aynı zamanda adaletsizdir, toplumun gücünün yarısını yok sayıyor demektir. Şunu tüm kadınların bilmesini isterim. Türkiye 100 yılı vizyonumuzun odağında güçlü kadın ve erkek, güçlü aile ve toplum, güçlü Türkiye ilkesi vardır. Kadın ve erkeğin beraberce güçlü olduğu ailelerle toplumu ve ülkemizi inşallah daha da güçlendireceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan 6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'ndeki konuşmasında ABD Başkanı seçilen Trump'a seslendi. Erdoğan Gazze ve Lübnan'ı hatırlattık. Değerli dostum Trump'tan 2. başkanlık döneminde eski yönetimin hatalı politikalarını terk etmesini bekliyoruz dedi. Şunu çok net söylemek isterim. Gazze'de ve Lübnan'da katliam durana, ateşkes ve barış tesis edilene kadar kardeşlerimize sahip çıkmayı sürdüreceğiz. İşgalcilerin saldırılarının başladığı günden bu yana katıldığımız tüm uluslararası toplantılarda, yaptığımız ikili görüşmelerde, ülkemizdeki hemen her programda Gazze'yi her zaman gündeme taşıdık. Gazze soykırımının unutulmasına ve unutturulmasına müsaade etmedik. Çarşamba akşamı Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deyken Amerika'nın seçilmiş başkanı Sayın Trump'la yaptığımız telefon görüşmesinde hem kendisini tarihi seçim zaferinden dolayı tebrik ettik, hem de Gazze ve Lübnan'daki katliama dikkat çektik. Değerli dostum Trump'tan ikinci başkanlık döneminde eski yönetimin hatalı politikalarını terk etmesini bekliyoruz. Sayın Başkan'ın savaşları sonlandırma noktasında elini taşın altına koyacağına yürekten inanıyor, bunu da samimiyetle temenni ediyoruz. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, bankanın idare merkezinde düzenlediği basın toplantısında 2024 yılının son enflasyon raporunu açıkladı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın son enflasyon raporunu açıkladı. Paralel olarak kademeli toparlanma öngörülüyor.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası İdare Merkezi'nde düzenlenen 2024'ün 4. çeyrek enflasyon raporu bilgilendirme toplantısında enflasyonun durumunu, enflasyona ilişkin öngörüleri, küresel ekonomik ve enflasyona dair gelişmeleri, para politikası stratejilerini ve aldıkları kararların finansal piyasalardaki etkilerini paylaşarak orta vadeli enflasyon tahminlerini ve ilerleyen dönemlere ilişkin değerlendirmeleri ele aldığı bir sunum gerçekleştirdi. Enerji dışı emtia fiyatlarında son dönemde genele yayılan artışlar görülürken, Karahan burada yaptığı konuşmasında enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruşu sürdürmeyi esas aldıklarını söyledi. 2024 ve 2025 yıl sonu enflasyon tahminlerimizi sırasıyla %44 ve %21 olarak yukarı yönlü güncelledik. Enflasyonun 2026 yıl sonunda %12'ye gerileyeceğini öngörüyoruz. Orta vadede ise enflasyonun %5'te istikrar kazanmasını hedefliyoruz. Tahmin aralıklarının alt ve üst noktaları da 2024 yılı için %42 ve 46, 2025 yılı için %16 ve 26, 2026 için ise %6 ve 18'e tekabül etmektedir. Para politikasındaki kararlı duruşlarının yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerindeki düzelme vasıtasıyla aylık enflasyonun ana eğilimini düşürmeye devam edeceğini de söyleyen Karahan sözlerine şöyle devam etti. Para politikasındaki kararlı duruşumuz yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerindeki düzelme vasıtasıyla aylık enflasyonun ana eğilimini düşürmeye devam edecek. Para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesiyle yıllık enflasyonun önümüzdeki dönemde istikrarlı olarak gerileyeceğini öngörüyoruz. Bu süreçte finansal koşullardaki sıkılıkla beraber talep koşulları enflasyondaki düşüşe desteğini sürdürecek. İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin Al-Darah mahallesindeki bir eve yönelik saldırısında çoğu kadın ve çocuk, en az 9 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi. Uluslararası kamuoyunun tepkilerine rağmen Filistin'de katliamlarını sürdüren İsrail, Gazze'de bir kez daha sivilleri hedef aldı. Filistin Sivil Savunma Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada Gazze'nin Al-Darah mahallesinde yaşayan Hamad ailesine ait bir eve yönelik hava saldırısında çoğu kadın ve çocuk, en az 9 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. 9 kişinin cenazeleriyle yaralıların Gazze şeridindeki Baptist Hastanesi'ne götürüldüğü aktarıldı. İsrail'den saldırının nedenine ilişkin açıklama yapılmadı. İsrail son olarak Gazze'nin batısındaki Sihati mülteci kampında bulunan yerinden edilmiş sivillerin sığındığı Suhaha Bibar okulunu vurmuş, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti. Çok sayıda kişi de yaralanmıştı. Şanlıurfa dahil 41 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonlarında çok sayıda organizatör tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şanlıurfa dahil 41 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonlarında çok sayıda organizatör tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cumhuriyet Başsavcılıklarıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince aralarında Şanlıurfa'nın da bulunduğu 41 ilde kalkan 28 operasyonları düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar sonucunda 257 şüpheli göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Bu şüphelilerden 59'u tutuklandı. 22'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin adli işlemleri sürüyor. 2024 yılı içinde göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik toplam 6.339 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlar sonrasında 3.924 göçmen kaçakçısı tutuklandı. 1.693'üne ise adli kontrol kararı verildi.
İşçi Güvenliği ve Sağlığı Meclisi 2024 yılının ilk 10 ayını kapsayan iş cinayetleri raporunu açıkladı. Rapora göre 10 ayda en az 1540 işçi hayatını kaybetti. İşçi Sağlığı ve İşçi Güvenliği Meclisi 2024 yılının ilk 10 ayını kapsayan iş cinayetleri raporunu açıkladı. İşçi Güvenliği ve Sağlığı Meclisi 2024 yılının ilk 10 ayını kapsayan iş cinayetleri raporunu açıkladı. Şanlıurfa'da iş cinayetlerinin sık yaşandığı şehirler arasında yer alıyor. Ekim ayında ise 6 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. İSİK Meclisi'nin her ay açıkladığı raporda istatistikler endişe verici boyutta. Rapora göre Ocak ayında 161, Şubat'ta 149, Mart'ta 124, Nisan'da 165, Mayıs'ta 139, Haziran'da 137, Temmuz'da 148, Ağustos'ta 192, Eylül'de 157 ve Ekim'de 164 kişi olmak üzere 10 ayda en az 1540 işçi cinayetinde hayatını kaybetti. İSİK raporuna göre Ekim ayında ülke genelinde 164 işçi, Şanlıurfa'da 6 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Raporda Ekim ayında 47 şehirde iş cinayetlerine yer verildi. Şanlıurfa'da iş cinayetlerinin sık yaşandığı şehirler arasında yer alıyor. Ekim ayında 6 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Ekim ayında iş cinayetlerinin yaş gruplarına göre dağılımı şöyle. 14 yaş ve 6-2 çocuk işçi. 15-17 yaş arası 2 çocuk genç işçi. 18-29 yaş arası 36 işçi. 30-49 yaş arası 63 işçi. 50-64 yaş arası 40 işçi. 65 yaş ve üstü 9 işçi. Yaşını bilmediğimiz 12 işçi hayatını kaybetti. Ekim ayında 4 çocuk işçinin ölümüyle beraber bu yılın ilk 10 ayında ölen çocuk işçi sayısı 61'e ulaştı. Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda el bombaları, uzun namlulu silahlarla çok sayıda mühimmat ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu düzenlendi. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Haliliye ve Viranşehir ilçelerinde belirlenen 6 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 el bombası, 4 Kaleşnikov piyade tüfeği, G3 piyade tüfeği, 3 tabanca, 3 av tüfeği ile 15 şarjör ve 614 mermi ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyona dair paylaşılan görüntülerde silahların bir evin bahçesindeki taş yığınlarıyla samanların altına gizlendiği görüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Sayın seyirciler, ekonomideki dalgalanmalar ve alım gücündeki düşüş vatandaşları yeni ayakkabı almak yerine eski ayakkabılarını tamir ettirmeye yönlendiriyor. Bu durum ayakkabı tamircilerine olan ilgiyi de arttırıyor. Haber merkezinde Kübra ve Yunus arkadaşlarımız ayakkabı sektöründe yaşanan durumu sizler için araştırdı. Artan maliyetler ve enflasyonla birlikte ayakkabı alışverişi artık birçok kişi için lüks haline gelmiş durumda. Vatandaşlar yeni ayakkabı almak yerine eski ayakkabılarını yeniletmeyi tercih ediyor. Ayakkabı fiyatlarındaki artış vatandaşları zor durumda bırakıyor. Ayakkabı fiyatlarının artması vatandaşları ayakkabı tamircilerine yönlendiriyor. Enflasyonla birlikte ayakkabı fiyatlarında %100 bir zam yapıldı. Artan maliyetlerden dolayı ayakkabı satıcıları siftah yapamaz hale geldi. Şimdi ister istemez vatandaşın tepkisi var. Adam diyor ki mesela gelmiş diyor ki 200 lira ayakkabı yok mu? 300 lira ayakkabı yok mu? Şimdi sen de kalkıp 800 lira aldığın ayakkabıyı 200-300 lira veremiyorsun. Yani istersemez dükkan maliyeti olsun, zamlı olsun, kirası olsun, artan maliyetlerden dolayı istersemez bu şekilde yani. Daha uygun AVM'ye göre ama yani millet istersemez halk kesimi olsun, uygun kesimler olsun. Yani bizi tercih ediyorlar ama istersemez geldikleri zaman, fiyatı gördükleri zaman istersemez tepkiyi alıyoruz. Yani o yüzden işin orantısı da düştü. Mesela günde normalde 10-15 tane satmamız lazım. Biz günde 3-4 tane dükkanı kapatıyoruz. Kimi gün stas kapatıyoruz. Bu durumda vatandaşlar da eski ayakkabılarını yenileterek idare etmeye çalışıyor.
Eskimiş, yıpranmış ayakkabılar özellikle küçük işletmelerin sunduğu tamir hizmetleri sayesinde yeniden kullanılabilir hale geliyor. Ayakkabı tamircileri son dönemde işlerinin yoğunlaştığını belirterek bu ilginin her geçen gün daha da arttığını vurguluyor. Müşteri ablam bir açılma oldu. Her şey pahalı oldu. Hayat çok zor. Kimse yetiştiremiyor ablam. Onun için tamirat biraz daha çoğaldı. Kanal Urfa mikrofonlarına konuşan vatandaşlarsa artan fiyatlar karşısında yeni ürünler almak yerine mevcut ürünlerini tamir etmeyi tercih ediyor. Kabı alabiliyoruz ama markalıları alamıyoruz. Fiyatları nasıl buldunuz? Fiyatlar nasıl? Uçuk. Markalılarda 6-5 5-6 binden başlıyor markalılar. Çocuğumuza markalı almıyoruz yani. Onun yerine pufidik şeyler alıyoruz. Yani ben en son yazın almıştım. Kış için almadım çünkü geçen kıştan vardı. Ama baktığımda fiyatlar hani çizmeler, botlar yani iyi markalar zaten çok pahalı. Normali de en az 2000. Yani normal almaya kalksan da çizmeler, botlar 2000'den başlıyor yani. Biz alamıyoruz. Böyle bu devlet giderse sonumuz kötüdür. Ayakkabı fiyatları nasıl buldunuz? Çoktur. Alabiliriz mi? Yok, alamıyoruz. Gerçek alamıyoruz. Yani bunu gerçekten söylüyorum. İşten söylüyorum, dışarıdan değil. Alamıyoruz yani. Yani şu anda Allah bize yardım etsin. Başka bir şey diyemiyorum. Karaköprü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından başlatılan uygulamayla ışıklarda duran dilenci çocuklar toplanarak çeşitli eğitimler verilip kıyafet yardımı yapıldı. Trafik ışıklarında duran dilenci çocukların önüne geçmek isteyen Karaköprü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri örnek bir uygulama başlattı. Şehir içerisinde trafik ışıklarında dilenen, peçete satan ve araç camlarını silmeye çalışan çocuklar araçlarla toplanarak önce Zabıta Müdürlüğü'ne getirilip çeşitli ikramlarda bulunuldu ve çocuklara kitap ve boyama seti hediye edildi. Daha sonra trafik eğitim parkına götürülen çocuklar hem eğlendi hem de trafik eğitim konularında bilgilendirildi. Karaköprü Belediyesi sosyal markette çocuklara yeni kıyafetler de verilip eksiklikleri giderildikten sonra çocuklar zabıta personeli tarafından evlerine bırakıldı. Zabıta ekipleri çocuklarının ailelerine de çocukların dilendirilmemesi için uyarılarda bulunurken buna devam edilmesi durumunda kabahatler kanununda hükmü olan işlemlerin yapılacağı konusunda bilgilendirme yapıldı. Karaköprü Zabıta Müdürlüğümüz ekiplerimiz tarafından bugün yaptığımız çalışmalarda dilencileri sokaklardan toplayıp müdürlüğümüze getirmiş bulunmaktayız. Karaköprü Belediye'miz çocuklarımızın sokaklara dilencilik yapmasını önlemek için onların daha güvenli bir yaşam sürdürebilmeleri için gerekli imkanları sağlamaya hazırdır. Bu doğrultuda diğer müdürlüklerle işbirliği içerisinde olup çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sevgili izleyenler, altın fiyatlarındaki yükseliş trendi ABD başkanlık seçimlerinin tamamlanmasıyla düşüşe geçti. Uzmanlar altın fiyatlarındaki düşüşün uzun sürmeyeceğini ifade ediyor. ABD başkanlık seçimlerinin ardından altın fiyatlarında düşüş görüldü. Donald Trump'ın ABD başkanı olması ve savaş karşıtı açıklamaları altın fiyatlarına düşüş olarak yansıdı. Son bir ay içinde 2790 dolar seviyelerine kadar yükselen ons altın 2650 dolar seviyelerine kadar düştü. Geçtiğimiz hafta 3180 liraya kadar yükselen gram altın ons altındaki düşüş sonrası 2950 liraya kadar geriledi. Uzmanlar altın fiyatlarındaki düşüşün kalıcı olmadığını belirtiyor. Seçim sonuçlandıktan sonra altında bir düzeltme hareketi zaten biz bekliyorduk ve o düzeltme hareketini şu anda yaşıyoruz. Ama bunun çok uzun süreli bir geri çekilme anlamına gelmiyor. Altın fiyatlarındaki düşüşe ilişkin açıklamalarda bulunan altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırım Türk, ABD başkanlık seçimleriyle birlikte altın fiyatlarında bir düzeltme yaşandı diyerek şunları kaydetti. Fiyatları bitireceği yönündeki açıklaması daha ziyade Ukrayna. Ben işte Putin'le görüşürüm, bu savaşı durdururum filan şeklinde seçim öncesi propagandalarında bunlar vardı. Bunun yansımasıyla orada bir sakinleşme şu anda zaten oldu. Hatta Avrupa biliyorsunuz artık
Zelenski'ye herhangi bir yardım yapmakta, Amerika'da dahil olmak üzere, çok sıcak bakmıyorlardı. Yani bu savaşın sonuçlandırılması gerekiyordu. Bu Trump vasıtasıyla olacak gibi görünüyor bu noktada. Yıldırım Türk 2025'in ilk çeyreğinin sonuna doğru altının onsunun 3000 dolar seviyesine ulaşabileceğini öngörüyorum ifadelerini kullandı. Benim beklentim 20 Ocak 2025 tarihinde göreve başlayacak olan Trump hükümetine kadar, o döneme kadar altının 2700-2770 doların seviyelerinde dış piyasada bu hareketini sürdüreceği kanaatindeyim. Adana'da yüzünü kapşon ve atkıyla gizleyerek tekel bayiden çakmak ışığıyla 150 bin lira değerinde malzeme çalan şüpheli güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Motosikletle bölgeye gelen Caner B. tekel bayinin kapısını zorlayarak içeri girdi. Yakalanmamak için iş yerinin ışığını açmayan Caner B. çakmak yaktı. Çakmak ışığıyla iş yerinde bulunan toplamda 150 bin TL değerinde içki ve sigarayı çaldı. Şüpheli daha sonra geldiği motosikletiyle bölgeden ayrıldı. Bu anlarsa an be an güvenlik kameralarına yansıdı. İş yerinin soyulduğunu fark eden kişi durumu polise bildirdi. Bölgeye hırsızlık ve yan kesicilik bir amirliğine bağlı ekipler sevk edildi. İş yerine gelen polis güvenlik kameralarını incelediğinde şüphelinin kimliği belirlendi. Kimliği belirlenen şüpheli saklandığı evinde yapılan operasyonla yakalandı. Şüpheli emniyetteki sorgusunda çaldığı ürünleri tanımadığı birisine sattığını belirtti. Hırsızlık suçundan birçok ayda bulunan Caner B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Haliliye Belediyesi'nin aşevi hizmetinden faydalanan vatandaşların sofralarına ulaştırdığı ekmekler belediye bünyesinde üretiliyor. Ekmek tesisinde üretilen 6000 ekmek ekipler tarafından hanelere teslim ediliyor. Haliliye Belediyesi'nin aşevi hizmetinden faydalanan vatandaşların sofralarına ulaştırdığı ekmekler belediye bünyesinde üretiliyor. Vatandaşlara dokunacak sosyal projelerin hayata geçirildiği Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından 4198 haneye günlük 3 çeşit yemek ulaştırılıyor. Aşevi hizmetiyle ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olan Haliliye Belediyesi, günlük yemeklerin yanında hanelere dağıtılan sıcak ekmeği de bünyesinde üretiyor. Üretimi destekleyen projeyle ekmek üretim tesisi kuran Haliliye Belediyesi, aşevi hizmetinden faydalanan vatandaşlar için günlük 6000 ekmek hazırlıyor. Belediye bünyesindeki ustalar tarafından geç saatlerde başlayan hummalı çalışmalarla hijyenik ortamda hazır hale getirilen ekmekler, sabahın ilk ışıklarıyla sefer taslarına konulan yemekler eşliğinde hanelere dağıtılıyor. Öte yandan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamadaysa belediye bünyesindeki hizmetlerden faydalanmak isteyen vatandaşların 444-22-63 numaralı iletişim merkezi aracılığıyla detaylı bilgi alabilecekleri kaydedildi. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir anaokulu tarafından başlatılan anlamlı kampanya, minik öğrenciler arasında yardımlaşma ve dayanışma duygusunu pekiştirdi. Kampanya kapsamında toplanan yüzlerce oyuncak, Siverek'te eğitim gören anaokulu öğrencilerine ulaştırıldı. Takip edin. Zeynep gel orada karşınızda. Anaokulu öğrencilerinden anlamlı bir çalışma gerçekleştirildi. Şanlıurfa Valiliği tarafından başlatılan BİGEP çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikte Türkan Koyuncu Anaokulu öğrencileri topladıkları yüzlerce oyuncağı Demirci Köyü'ndeki yaşıtlarına hediye etmek için köye ziyarette bulundu. Merhabalar. Ziyaret öğrencilerin ilk kez köy yaşamıyla tanışmalarına da imkan sağladı. Etkinlik sırasında çocuklar köydeki arkadaşlarıyla birlikte oyunlar oynayarak vakit geçirdi.
Ayrıca köydeki öğrencilerle birlikte yemek yiyen minik öğrenciler pasta keserek eğlenceli anlar yaşadı. Yaklaşık 2 saat süren etkinlikte öğrenciler arasında kaynaşma sağlandı. Kampanyanın organizatörlerinden Türkan Koyuncu Anaokulu Müdürü Kazım Özkalender etkinlikle ilgili şunları ifade etti. Velilerimiz kullanmadıkları oyuncakları öğrencileriyle birlikte köydeki çocuklarla paylaşmak üzere gönderdiler. Bizim çocuklar içinde değişik bir etkinlik oldu. Köy ortamını gördüler, köy öğrencileriyle kaynaştılar. Bu projede emeği geçen tüm velilerimize, tüm öğretmenlerimize, tüm personelimize teşekkür ederim. Demirci ana sınıfı öğretmeni Saliha Öztürk ise bu tür çalışmaların devamını diliyoruz şeklinde konuştu. Bizim için çok farklı bir etkinlik oldu. Çocuklar biz çok mutlu olduk. Teşekkür ediyorum. Etkinlik pasta kesimiyle sona erdi. Bu haberle de bülteni noktalıyoruz sayın seyirciler. Gelişmelerle tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşçakalın.